Walter Cannon, 1900'lerin başında yaşamış Amerikalı bir doktor. Kariyerinin önemli bir kısmını tek bir şeye adamış. Homeostatis. Homeostatis, vücudumuzun içerideki işleyişini bozmadan, çevresindeki değişikliklere karşılık verme eğilimine denir. Vücudumuzun doğru sıcaklığı koruması, doğru pH derecelerini koruması bu şekilde olur. Homeostatis üzerine yaptığı çalışmaların bir parçası olarak Dr. Cannon, Hayvanların tehdit ve tehlikelere karşı verdiği homeostatik tepkilerle ilgileniyordu. Tehdit veya tehlikeler. Burada tehdit ve tehlike dediği bizim bugün stres faktörleri yani stresör dediğimiz şeyler. Yani aslında Dr. Cannon stres faktörleri karşısında verdiğimiz homeostatik tepkileri merak ediyordu ve gördüğü tepkiye savaş ya da kaç tepkisi adını verdi. Çünkü gördü ki ya bu tehdit veya tehlikelere karşı savaşmaya hazırlanacaktık ya da onlardan kaçmaya hazırlanacaktık. Kan'ın en çok merak ettiği bu savaş ya da kaç tepkisinin sırrı sinir sisteminin ve endokrin sisteminin içinde saklı. Sinir sisteminden başlayalım. Burada sempatik sinir sistemi karşımıza çıkıyor. Beynimiz ve omurgamız sinir sistemimizin merkezidir. Sinirlerimiz bu çekirdekten başlayarak tüm vücuda yayılan bir ağdır. Ama sinir sistemimizin hiç düşünmediğimiz, daha doğrusu kontrol etmeyi düşünmediğimiz bir kısmı vardır. Otonom sinir sistemi. Otonom sinir sisteminin perde arkasında sürekli çalışan bir uzantısı da sempatik sinir sistemidir. İşte vücudumuzun tehlikeden kurtul modunu devreye sokan süper kahraman özelliği bu sempatik sinir sistemidir. Tehlike durumunda ilk tepkimiz ne olur? Kalbimiz daha hızlı atmaya başlar. Daha fazla kan pompalayarak tüm vücuda oksijen ve besin sağlar. Buraya nabzın yükseldiğini yazalım. Sonra daha hızlı nefes alıp vermeye başlarız. Yani solunum sayısı artar. Böylece kanımızla beraber tüm dokulara daha fazla oksijen gönderilebilir ve de kaslarımızın çalışmasıyla ortaya çıkan karbondioksiti daha hızlı dışarı atabiliriz. Bunlara ek olarak periferal vazokonstriksiyon yaşarız. Bu, vücudun çevre bölgelerindeki damarların daralması anlamına gelir. Kollarda ve bacaklardaki damarlar büzüşüp sıkışarak vücudun merkezine daha fazla kan gönderir. Tabii ki kollarımız ve bacaklarımız önemlidir ama onlar olmadan da yaşayabiliriz. Beynimiz ya da hayati organlarımız olmadan yaşamak çok daha zor olacağı için kanımızın bu kritik bölgelerde toplanması gerekir. O yüzden savaş ya da kaç tepkisinde preferik vazokonstriksiyon görülür. Son olarak daha az önem taşıyan bölümleri kapatacağız. Sindirim, bağışıklık, yumurtlama gibi. Öylece takılırken bunlar harika şeyler tabii ama bir ölüm kalım meselesinde bize pek faydaları dokunmaz. Sempatik sinir sisteminin bir de takım arkadaşı var. Endokrin sistemi. Endokrin sistemi bize ihtiyacımız olan hormonları sağlayacak. Hatırlarsanız hormonlar gerekli birimleri vücudumuzda hareket ettiren kimyasal mesajlardı. Bu hikayedeki en önemli iki hormonda aynı organdan geliyor. Adrenal bezler, yani böbrek üstü bezleri. Böbrek üstü bezlerimizin ortasında sarıyla taradığım alanda medulla denilen bir bölüm vardır. Medulla, katekolamin hormonlarını salgılar. Katekolamin hormonları ise epinefrin ve norepinefrindir. Biz onların ismini daha çok şöyle biliriz. Adrenalin ve noradrenalin. Bu hormonlar nabzın ve kan basıncının yükselmesi için ana mesajları gönderir. Biraz önce bahsettiğim sempatik tepkilerin vücuttaki iletişimini sağlar. Yani adrenal medulladan salgılanan bu hormonlar sempatik sinir sistemini destekliyorlar. Şimdi de böbrek üstü bezlerimizin, şu sarı kalın çizgiyle gösterdiğim dış kısmına bakalım. Bu bölüme de korteks denir. Stres hormonlarının bir kısmı da korteksten salgılanır. Bunlardan en önemlisi kortizol denilen bir glikokortikoittir. Akılda kalıcı olsun diye şunu düşünebilirim. Kortizol korteksten gelir. İkisi de kortla başlıyor. Kortizol bir steroid hormonudur. Glukozun vücuttaki dağılımını değiştirerek ve bağışıklık sistemini baskılayarak bedenimizin verdiği stres tepkisine katkıda bulunur. Hemen özetleyelim. Bir savaş ya da kaç tepkimiz var. İki tip stres faktörüne karşı savaşmaya ya da oradan uzaklaşmaya hazırlanıyoruz. Bu mesajların içerideki iletişimini sağlayan bir sempatik sinir sistemi ve ona yardımcı olan endokrin sistemindeki hormonlar var. Evet, Doktor Cannon'ın adını koymuş olduğu bir savaş ya da kaç tepkisi olduğunu biliyoruz. Ama sonradan başka bir tepkinin daha olduğu ortaya çıktı ki o da yönel ve arkadaş ol tepkisi. İlişki kurmaya yönelik bu tepkiye yönel ve arkadaş ol diyoruz çünkü bazen bir araya gelip bir destek sistemi oluşturmak strese karşı daha etkili olabiliyor. Bu tepkiyi vermemizi sağlayan en önemli biyolojik madde oksitosin adında bir hormon. Oksitosin eş seçme ve bağ kurma gibi süreçlerle ilgilenir ve de stres tepkisini yumuşatmaya yarayan bir maddedir. Oksitosin hakkında biraz bilgisi olan varsa çok ilginç bir şey şu an aklına gelmiş olmalı. Oksitosin östrojen hormonuyla birlikte çalışır. Östrojen de kadınlar için en önemli seks hormonudur. Aradaki bu bağlantı kadınların doğaları gereği yönel ve arkadaş ol tepkisine erkeklerden daha yatkın olduğunu gösteriyor. Tekrar edelim. Stres faktörlerine verebileceğimiz iki temel tepki var. Biri savaş ya da kaç tepkisi, diğeri yönel ve arkadaş ol tepkisi. 20. yüzyılın sonlarına doğru Hans Selye adında bir adam, Walter Cannon'ın araştırmalarını devam ettirdi. Selye, stresli durumlara uyum sağlamak için bu iki tepkiyi verdiğimizde vücudumuzun geçirdiği aşamaları sınıflandırmayı başardı ve bu sürece genel adaptasyon sendromu adını verdi. Buraya baş harflerini yazacağım. G, A, S. Genel, adaptasyon sendromu. Selye'ye göre genel adaptasyon sendromunun üç fizyolojik evresi vardır. Bunlardan ilki alarm evresidir. Alarm evresinde vücut tetiklenir, kalp hızlı hızlı atmaya başlar, vücut tüm kaynaklarını devreye sokar, yani canını kurtarmak için savaşmaya ya da oradan uzaklaşmaya hazır olursun. Bütün bunlar alarm evresinde olur. İkinci evreye direnme evresi denir. Bu evrede artık gerçekten savaşıyoruz ya da kaçıyoruz veya baş başa vererek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Vücut ısımız artıyor, kan basıncımız ve solunum hızımız hala yüksek. Aynı zamanda kortizol gibi stres hormonlarının içinde yüzüyoruz. Direnme evresinde vücudumuzun ani stres faktörlerine karşılık verecek rezervleri vardır. Tabi bu rezervler sadece belli bir süre dayanabilir. Bu da bizi GAS'nin üçüncü evresine getirir, o da tükeniş evresidir. Eğer direnme evresinden sonra vücudun kendini iyileştirmesi için bir nekahat dönemi gelmezse, vücudun stres kaynakları tükenir. Dokularımız ve kaslarımız zarar görür, bağışıklık sistemimizin çökmesiyle hastalıklara karşı savunmasız kalırız. Aşırı strese maruz kalmanın etkileri her anlamda yıkıcı olabilir. Çünkü birçok hayvan gibi bizim de vücudumuz kısa süreli strese dayanabilecek kapasitededir. Ama hayatımızı kurtaran bu stres tepkilerini gündelik hayatımıza, sabahtan akşama kadar yaptığımız işlere ve hayatın diğer psikososyal ayrıntılarına uyguladığımızda stresin faydasından çok zararını görmeye başlarız. Bir sonraki bölümde Kronik strese maruz kaldığımızda bedenimizin davranışlarına ve duygularımıza neler olduğunu göreceğiz.